CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Mersin'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde düzenlenen mitingde Mersinlilere seslendi. Mersin'de 104. mitingini yapan İnce'yi coşkulu bir kalabalık karşıladı. Nasılsınız? İyi misiniz? 104. mitingimiz bu. Bu seçim saraylılarla milletin evladı arasında geçecek. 2002'de yola çıktıklarından bugün yanında hiç kimse yok. Erdoğan heyecanını yitirmiş. Yorgun bir adam. Hayalleri olmayan bir adam. İnsanlara tepeden bakan bir adam. Arkadaşlarına sırt çeviren bir adam. Kibirli bir adam, kibirli. Siyaset insana dokunma sanatıdır. Artık dokunamıyor, anlayamıyor halkı. Çay simit hesabı yapardı, artık yapamıyor. Simidin bile beyaz çay gibi olanını yiyor. Sizin gibi değil artık. Şimdi önümüzde iki seçenek var. Ya yorgun adam kazanacak ya taze kan kazanacak. Taze kan kazanırsa faizler düşecek, dolar düşecek, enflasyon düşecek, milli gelir artacak, işsizlik azalacak, devlet kemer sıkacak. Vatandaş değil. Taze kan kazanırsa Suriyeliler evine gidecek. Yorgun adam kazanırsa panik artacak. Faizler yükselecek, dolar yükselecek, kavga devam edecek. Ve tek adam ehliyetsiz kadrolarını doldurmaya devam edecek ve yorgun adam kindar nesil yetiştirecek, kindar. Biz özgür nesil yetiştireceğiz, özgür. Bana söz vereceksiniz. Herkes 3 kişiye bunu anlatacak. Yorgun adam değil, taze kan diyecek, taze kan. Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerine, Toros dağlarının zirvelerine yağan sağanak yağmurun oluşturduğu sel suları sahile kadar ulaştı. Yağmur suları sel sularına dönüşerek ilçe merkezinden geçen Alata Deresi'ne ulaştı. Sel sularının geldiği ihbarıyla Erdemli Belediyesi ekipleriyle Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezindeki 3 köprü ile 2 yaya köprüsünde önlem aldı. Belediyeye bağlı ekipler de teyakkuza geçirildi. Sel sularının geldiği esnada dere yatağında bulunan 3 kişi belediye ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Herhangi bir taşkın ve su baskını yaşanmadı. Kış günü gelmeyen yağmurlar şimdi geldiği 50 kilometre yukarıda yağan yağmur sahile kadar indi. Belediye çalışanı, polislerimiz hep bu tedbirlerini aldılar. Vatandaşlar da kendi kendine tedbirlerini alsınlar. Mersin polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı uygulamalarda 25 kök kenevir bitkisi ve bir miktar esrar ele geçirildi. Uygulamalarda 5 kişi gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik köpeklerinin de katıldığı çalışmalar kapsamında il merkezinde ve ilçelerde bulunan parklar, metruk binalar, devam eden inşaatlar kontrol edildi. Şüpheli şahısların GBT sorgulamasını yapan ekipler ayrıca bazı noktalarda sabit uygulamalar yaparak araçları kontrol etti. Yapılan aramalarda bir miktar esrar maddesi, 25 kök kenevir bitkisi ve bir ruhsatsız tüfek ele geçirilirken 5 kişiye gözaltına alındı. Bozyazı ilçesinde bir yayla evine düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 20 kişi yakalanırken ev sahibi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Elma Kuzu Mahallesi Tersakan mevkiinde bir yayla evinde kumar oynatıldığı yönünde bilgi alan Bozyazı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda yayla evinin sahibi MD ile birlikte kumar oynayan 20 kişiyi yakaladı. Evin sahibi MD'ye kumar oynatmaya yer ve imkan sağlamak, çevre kirliliğine neden olmak ve 4207 sayılı kanuna muhalefet etmekten, kumar oynarken yakalanan 20 kişiye ise kabahatler kanunu gereğince yasal işlem başlatıldı. Mersin'de polisin yaptığı kaçakçılık operasyonları neticesinde 8 bin litre kaçak mazot ve 1290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda kentin farklı noktalarında çalışmalar gerçekleştiren ekipler Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yaptı. Yapılan aramalarda 8 bin litre kaçak akaryakıt, 1290 paket gümrük kaçağı sigara, 793 cinsel içerikli hap ve jel, 6 değişik boy ve figürlerde tarihi eserle 6 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.